Pardon, çalışıyor muydun? Hı. Bunu geçen sene almıştım senden. Kütüphanede kalmış. Dursaydı. Gerekirse senden alırım. Ne oldu? Elif arıyor. Hala konuşuyor musunuz? Çıkayım ben. Rahat rahat konuş. Efendim. Merhaba. Ne istiyorsun? Ne yüzle arıyorsun beni? Seni son kez arıyorum. Son kez. Elif, yine bir saçmalık yapmaya kalkma. En son hayatından tamamen çıkıyorum dediğinde ne hatalar yaptığını gördük. Bundan sonra... Hayır, hayır, öyle değil. Paris'e gidiyorum. Orada çalışmam için tekrar bir imkan çıktı. Beni hiç ilgilendirmiyor. Olanlar gördüklerini hiç düşündüğün gibi değil. Bilmek istemiyorum. Seni tanıdım ben. Gerçek yüzünü gördüm artık. Bitti. Tamamen bitti. Biliyorum. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Bundan sonra beni sakın arama. Yoluma çıkma. Nihal? Aa. Artık senin adını bile duymak istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. Neler oluyor? Elif'le konuşuyor. Hadi. Merhaba. Nihal'in odasını kız kıza kutlamaya geldim. Ama istersen küçük bir yudum da sana verebiliriz. Yok, ben ders çalışıyorum. İyi geceler. Allah zihin açıklığı versin. Buyurun. Oo, ay çok şık olmuş. Gerçekten beğendiniz mi? Bayıldım. Çok güzel. Güzel. Bak, senin bu pijaman hiç hoş değil. Nesi var? Rahat ediyorum. Olmaz. Ama bak, odan değişti, sen değiştin. Bunlar yaramaz bir kız çocuğunun giyeceği şeyler. Doğru söylüyorum. Bir kadın uyurken de kadın olmalı. Onun karşısına da böyle çıkıyorsun. Olmaz. Firdevs Hanım. Bak, beni dinle. Giyme bir daha bu salaş şeyleri. Benim aldıklarımdan giy. Peki. Aferin. Neler oluyor? Yarın şirkete gidecek misin? Bihter. Kapana kısılmış gibi hissediyorum kendimi. Yazık sana. Annen Nihal'in yanında her fırsatı değerlendiriyor. Kızın aklını iyice karıştırıyor. Lütfen bir şeyler yap. Lütfen. Bihter. Sana Nihal'in zarar görmemesi için yardım edeceğim. Sadece bunun için. Seni seviyorum. Gelebilir miyim?
Tabii gelsene. İşleri toparlıyordum. Keşke bu gece gitmek zorunda olmasaydın. Keşke. Evin kalabalığından bir türlü yalnız kalamadık. Evet. Ne düşünüyorsun? Hangi konuda? Nihal'le Behlül'ün durumunu kafamda evirip çeviriyorum da düşündükçe korkuyorum. Behlül Nihal'i üzer. Biliyorum hayatım. Ben de onun için acele karar verme diyorum. Behlül'den emin olmadıkça Nihal'le konuşmak büyük hata olur. Ama sana Nihal'i sevdiğini söyledi. Samimi değil miydi? Hayatım, Behlül haftalar önce de Elif'i sevdiğini söylüyordu. O zaman da bunun erken olduğunu söylemiştim, haklı çıktım. Matmazel kesinlikle bu duruma karşı görünüyor. Bu akşam bana açık açık söyledi. Sen ona ne bakıyorsun? Matmazel hayatı boyunca eksik yaşamış bir kadın. Yalnız bir kadın o. Ne bilsin aşkı, tutkuyu? öyle ama. Sen benden başka kimseyi dinleme. Gerçekten doğru mu? Behlül beni... Evet. Seni gerçekten seviyor. Ah Nihal. Zamanı geldi. Çok yakında bunu Behlül'ün ağzından duyacaksın. İnan bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.